günaydın, günaydın. Aslanım yasak, yasak. Oynamak yasak. Yasaklandı. Enes. Bir daha açalım. Bunu buradan yolluyorum. Öyle korkundan susarsın. Efendime söyleyeyim. Günaydın, günaydın, günaydın. Rabbim herkesin her istediği duayı kabul etsin inşallah. Dün akşam haberlerde olay çıktı. Haber stüdyosunu bastım. Hamsinin pahalı olması nedeniyle dün akşam çok sinirlenmiştim. Sağ olsun Fethi Akar'ın haber stüdyosunu bastım. Hamsi'yi konuştuk. Fethi'cime buradan selam ediyorum. Her şeyden önce ona selam ettik. Demek ki seviliyor. Efendim bugün çok güzel bir konum var. Harika bir insan. Savcı, hakim, avukat ne istersen hepsi bütün kimlikler var onda. Ama bugünkü yemeğimiz de çok güzel. Ona göre bal gibi tatlı bir şey tatlımız var. Neyimiz var? Efendim çok güzel bir elmalı incir bestelimiz var. Bestel. Bu bestel lafını sık sık benden duyacaksınız. Anadolu mutfağında yapılan bir tatlı. Ama. Osmanlı mutfağından geçme. Yani özü Anadolu mutfağı değil. Osmanlı mutfağı. Ama Anadolu'nun bir kısım yerleri buna sahip çıkmışlar. Örneğin Ege tarafı inciri bol olduğu için onlar, bu da Ege'nin bir çok güzel bir tatlısı. Krep yapacağım. Krebin içine hazırladığım bu incir besmenini koyacağım. Ondan sonra onu saracağım. Fındık ve kremalarla süsleyeceğim. Ya Rabbim, ya Resulallah. Görüntü bir taraftan. Lezzet taraftan bomba. Hiç şey yok, sağa solu yok. O kadar kuvvetli bir tatlı. Neyim var? Ama dur konuğumu çağırayım da ondan sonra da vereyim ya. Ondan bak kalır bak. Efendim diyorum ya, adam gibi adam. Aynı zamanda bundan sonra kurtuluş ustanı basınlar. Hoş geldin canım kardeşim benim. Hoş bulduk Kurtuluş Ustacığım. Enes'cim araya müzik girdi, tam anlatamadım. Adamların kralı. Estağfurullah. Eski bir savcı, eski bir hakim. Şimdi de hukuk adamı, avukatlık yapan canım kardeşim benim. Adamların kralı şimdi size birkaç tane şarkı söyleyecek. Ama müzik dünyasına da aynı zamanda CD'si çok güzel. Çok da güzel bir CD yapmış. CD'de de çok yakışıklısın Öztürk. Teşekkür ederim. Sağ vallahi bile onlara da çok yakışıklısın diyorum. Bundan sonra benim hukuk... Bana kimse yan gelmesin. Hukuk danışmanım burada. Tamam yani işiniz zor. Evet Özkan'cığım ver bir tane gelsin. Yolla! Bana git diyorsun, gidemem biliyorsun. Şimdi bana git diyorsun, gidemem biliyorsun. Seni nasıl sevdiğimi anlamıyorsun. Seni nasıl sevdiğimi anlamıyorsun. Git deme gidemem ben, seni terk edemem ben. Bu renksiz dünyayı sen olmadan çekemem. Git deme gidemem ben, seni terk edemem ben. Bu renksiz dünyayı sen olmadan çekemem. İçimdeki ateşim, sensin benim güneşim, içimdeki ateşim.
dilerim senin de kalbin hep böyle sevsin. Ah, dilerim senin de kalbin hep böyle sevsin. Git deme, gidemem ben, seni terk edemem ben. Bu renksiz dünyayı sen olmadan çekemem. Git deme, gidemem ben, seni terk edemem ben. Bu renksiz dünyayı sen olmadan çekemem. Söylemesi çok mu zor? Sadece iki kelime. Senin aşkın, senin sevdan, senin hasretin yanarken içimde alev alev, korku. Söylemesi çok mu zor? Sadece iki kelime. Kal de, kal de, kal de. Git deme, gidemem ben, seni terk edemem ben. Bu renksiz dünyayı sen olmadan çekemem. Git deme, gidemem ben, seni terk edemem ben. Bu renksiz dünyayı... Bu şarkı bana şeyi hatırlatıyor. İbrahim abinin şarkısını. Pişmanlık duyup da bir gün ararsan, neredeyim, nasılım diye sorarsan, bir ayrılık şarkısı seç, sessizce çal benim için. Yüreğin ellerinde, öylece kal benim için. Aynanın karşısına geç, yüzüne bak benim için. Eğer ki ağlıyorsam, bu yaşlar senin için. Efendim, ağzına sağlık. Bir kere çok güzel söylüyorsun. Çok teşekkür ederim. Adamlığın harika. Kendin öyle. Ben Fethi Akar'a teşekkür ediyorum. Seni benimle tanıştırdığı için. Ama bundan sonra inşallah devamlı dost olacak. İnşallah. Efendim, bugünkü yemeğimiz dediğim gibi incir besteğini yapacağız. Ama bunu krepin içinde sunacağım sizlere. Çok güzel bir görüntü olacak. Şimdi neyim var? İncirim var. Kırık bisküvitim var. Petibörüm var. Elmam var, yumurtam, unum, şekerim, sütüm, fındığım, yer fıstığım, balım, pekmezim, tereyağım, tuzum var. Önce bestelimi yapacağım. İncirimi koyacağım, elmamı rendeleyeceğim. İçine beraber onu ateşte kaynatacağım. Kaynatırken içine birazcık şeker dökeceğim. Azıcık daha tatlandıracağım. Ve ondan sonra içine bisküvilerimi katacağım. Onu güzel bir şekle getireceğim. Birazcık böyle yoğunlaşacak. Çok fazla cıvık olmayacak. Yoğunlaşacak. Onu koyacağım. Bir tarafta beklerken krepimi yapacağım. Krepimi yaptıktan sonra kreplerimin içine bunu koyacağım. Saracağım. Sardıktan sonra bal ve pekmezle süsleyeceğim. Ve onu bir taraftan da keseceğim. İçini göstereceğim size. Harika bir ne. Yani çok lezzetli olur. Ha, üşenme. Yani gidip bir kilo baklava alacağım. Bu yer parası. Yarı parası bile değil. Bir kilo baklavanın yarı parası bile değil. 250 gram. Hadi bilsin 300 gramı. Yani bu 8-9 lirayı geçmez bunun maliyeti. O kadar ucuz bir şey. Efendim diyorum size yani 10 lirayı geçmeden birçok yemeği 3-4 kişiye 5 kişiye hem yemek yapabilirsiniz hem tatlı yapabilirsiniz. Her ikisini de birden yapabilirsiniz. Ben şimdi bir taraftan başlayacağım. Bismillah diyorum. Önce... Elmamı rendeleyeceğim. Elmamı rendeledikten sonra incirimi katacağım. Hepsini beraber karıştıracağım. Sonra kötü bölümü ilave edeceğim.
Bu arada hemen dönüyorum. Sevgili kardeşim, Özkan'ım, bana birazcık kendinden söz eder misin? İnsanlar seni iyicene tanısınlar. Sevgili ustacığım, ben... Nerede oturuyorsun bir kere? İzmir'de yaşıyorum. Çok güzel, buraya İzmir'den geldim. İzmir'den geldim. Çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım, kocaman bir alkış! Bravo, teşekkür ederim canım kardeşim benim. Şeref verdin, bizi onurlandırdın. Ama samimi söylüyorum, evet. Şu anda bizi dinliyorlar. Malatya'nın Dilek kasabasındanım ben. Malatyalıyım aslında. Evet. Hatta burada... Fil olarak Malatyalıyım diyorsun. Evet. Şu anda bizi Aydın'da, Giresun'da, Kahramanmaraş'ta, evet, İzmir'de, Malatya'da ve Adana'da evet, sevgili dostum, meslektaşım Nizar Savaş, avukat abimiz. Hı hı. Özellikle ona da selam gönderiyorum. Adana'daki, hı hı, dostlarımıza. Ben tabii şöyle düşünüyorum. Rize'nin Pazar Çorum'un Laçin ilçesinde Adalet Bakanlığı'nda görevimi yaptıktan sonra ayrıldım. Şimdi serbest avukatlık yapıyorum İzmir'de. Çok güzel, çok güzel. İzmir'desin. İzmir'de. İzmir'deki akrabalarımıza duyurulur. Çok güzel bir kardeş. Tanıyın, Allah konuşun. Olsun. Benim babımdan konuşun. Evet. Ondan sonra da işte müzik zaten vardı bizde. Ama ses çok güzel. Teşekkür ederim. Ve yorum da çok güzel Özkan'ım. Eserlerde güzel olan şey bestelerim var. Çünkü onlar, ha, bestelerimizin olması güzel. Tabii duygulu insanlarız. Anadolu duygu, evet, yumağı. Evet. Memleketim şarkısında diyor ya sevgili ustacığım, zengin fakir hepsi de sevdalı diyor ya. Hepimiz, doğru, de hepimiz sevdalıyız. Doğru söylüyorsun. Duygusal bir toplumuz. Evet. Tepkilerimizi duygusal olarak veriyoruz ama özünde, evet, insani ilişkiler bakımından bana göre çok sıcak bir toplumuz. Evet. Hatta benim İsviçre'de yaşayan bir dostum var. Türkiye'ye geldi. Neden dedim yani İsviçre'den Türkiye'ye geldim. Evet. Bahçesinde mangal yapıyorduk. Dedi bu ortam ben İsviçre'de bulabilir miyim? Sen söyle dedi. Dedim doğru söylüyorsunuz. Evet. Şey Özkan, çok konuşturmayayım seni be. Yorulduk yorulduk. Yolla! Ekin kokan saçlarına, kurban olam yarim sana, kurban olam yarim sana. Ay. Malatyalı güzel yârim, hangi derdime yanarım, meydanda mı ararım, oturup da ben ağlarım. Malatyalı güzel yârim, hangi derdime yanarım, meydanda mı ararım, oturup da ben ağlarım. Kayısı olur Akçadağ'da, yar sallanır gezer bağda, hayırsız zamansız çağda, sevdan benzer yüce dağ, sevdan benzer yüce dağ.
Malatyalı güzel yârim, hangi derdime yanarım? Bey dağında mı ararım, oturup da ben ağlarım. Malatyalı güzel yârim, hangi derdime yanarım? Bey dağında mı ararım, oturup da ben ağlarım. Hatta bununla da ilgili benzer bir türkü var. Yıllar önce okundu. Çok fazla söylenmiyor. O türküye çok yakın benim. Ver bakalım ondan da bir kuble. Seninle güleceğim, murada ereceğim, başka sevmeyeceğim. Sözün namustur güzelim, başka sevmeyeceğim. Sözün namustur güzelim, sözün namustur güzelim. Allah şahidim benim, beşikten topraklara kadar seninim senin. Vay. Çok güzel, vallahi güzel. Çok, gerçekten çok güzel yani. Hakikaten çok güzel. Mutfakta olunca böyle. Daha mı güzel? Kendi evimdeymiş, evimin mutfağındaymış gibi rahat oluyor. Bundan sonra öyle zaten. Böyle lütfen, ne dedik? Evet. Bu sıcak ve samimi programlar sanatçıyı da tetikliyor. Evet. Okuyucuyu da tetikliyor. Sağ ol, teşekkür ederiz. Sağ olun, güler yüzünüz böyle şu ev anda mutfağındaymış gibi. Evet, öyle hisset. Zaten biz de öyle söylüyoruz. Bir de tabii burada ben bir şey söyleyeceğim. Mesela gıda çok önemli. Evet. Ama ben kişisel olarak izleyicilerim yanlış algılamasın, izleyenlerimiz, fast food'u çok seven biri değilim. Şöyle düşünüyorum, yani el dokuması herekalısıyla fabrikalısı bir değildir. Şimdi siz burada emek veriyorsunuz. Böyle bazen alışveriş merkezine gidiyorum. Özellikle 20'li yaşların altındaki gençler, mesela ben gidiyorum Malatya mutfağı, Kayseri mutfağı, sulu yemek ve yöresel yemekler. Gençlere bakıyorum fast food. Şimdi siz Trabzon'a gitseniz bilmem ne çıkına gidip yemek yemekle Malatya'da bilmem ne çıkına gidip aynı şeyi yemek çok doğru değil. Evet. Yani bana göre bir yörenin üç temel özelliği var. Folkloru, türküleri ve yemekleri. Evet. Şimdi fast food maalesef bunu tek düzeleştiriyor. Evet. Ne karnınız doyuyor ne mutlu oluyorsunuz. Evet. Ve ben onu özellikle genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Yani bu Türk mutfağını. Bizim mutfağımızın kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Yoksa evet. Emek veriliyor burada. Ben her aşçıyı bir ressama benzetiyorum. Sizin elinizde boyalar var ve siz tablo yapıyorsunuz. Ama öbürü aynı değil. Fotokopiden aynı fotokopi. Bunun bir kişi emek katılıyor, sevgi katılıyor, güzellik katılıyor, bilgi ve deneyim katılıyor buna. O yüzden ben fast food'a karşıyım. Yani genç, özellikle küçük kardeşlerime sesleniyorum. Ne olur böyle o fast food türünden uzak dursunlar. Şimdi burada hukuk okumanın avantajı var tabii. Maşallah aşmış Özkan'ım böyle. Ama ben böyle programı çok alıyor gidiyor. Maşallah diyorum, maşallah bak. Allah tuttuğun kere maşallah. Çok şeyim, onu sevmiyorum. Ya. Özellikle o 20'li yaşlardaki çocuklar var ya. 13-14 yaş grubu. O fast food'a yani mesela Seferihisar Yavaş şehri ilan edildi. Yavaş şehirlerin şöyle bir özelliği var. Yavaş şehirlerde fast food yasak. Aha. Onu ilk defa duyuyorum. Evet. İzmir'de ilk Seferihisar ilçemiz yavaş şehir kabul edildi. İtalya'da bir şey, İtalya bunun merkezi. Yavaş şehirlerde kültürün korunması adına fast food yasak. Fast food ürünü yok. Güzel. Güzel. Evet. Benim canım kardeşim, çok güzel söylüyorsun. Her şey için sana bir daha teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İncirimi koydum, elmamı rendeledim, içine koydum. Onlar şimdi ikisi beraber pişiyor. Biraz daha pişecek o. Kendi rahatsızını verecek. Efendime söyleyeyim. Sonra kreplerimi yapacağım. Kreplerimi yaptıktan sonra alacağım. Onları krepime saklayacağım, kaldıracağım. Lakin ben krepime başlarım çünkü bana bu yine lazım olacak. Ben şöyle bir geriye çekeyim şunu. Orayı bir açayım. Neyim var? Fıstığım var, fındığım var, kırık balım var. Muhteşem bir tatlı diyorum. Zaten görünüşü de çok güzel olacak. Şimdi krepime bir tutam tuz atıyorum. Bak tuzumu atıyorum. Bir tutam. Evet, tatlıya tuz konur mu? Ya kardeşim. Yani
her şey formülle diyoruz size. Ne diyoruz size? Her şeyde bir hikmet var. Bak ne diyor, ne güzel söylüyor benim canım kardeşim. Biz de o krepimizin içine vurduk krepimizi. Tuzumuzu da kattık. Gayet güzel. Görebiliyorsun değil mi? Oradan görebiliyorum benim oğlum. Evet. Evet. Krepi çok koyu olmayacak. Çok da cılık olmayacak. Tam usulü bu tarafa geliyorum. Böyle mi geliyor? Okey. Yani çok koyu değil. Çok da cılık değil. Yani tam krep şeyi oldu. Şimdi krepimi yapmadan önce ben yine ham şeyimi, tavamı, krep tavamın içini yağlayacağım. Yağladıktan sonra krepimi döküp pişireceğim. Ama bu arada bu da kendi kendine pişsin. Çünkü ona zamanımız kalacak. Elmamızı bekliyoruz. Yani iyicene birazcık incir eriyecek, yumuşayacak içine. Ama ben böyle seviyorum dersin. Öyle de yapabilirsin. Yalnız bu çok cılık. Tabii bu birazcık daha eriyecek. Ondan sonra da bunun içine bisküvilerimizi katacağız. Birazcık yoğunlaştıracağız onu. Ondan sonra alacağız, tatlımızı yapacağız. Evet. Özkan'ım başka neler yaparsın? Ne yaparsın? Ceza avukatısın değil mi ama? Ceza ağırlıklı evet. Çalışıyorum. Yani adliyeler çok sıcak yerler değil. Evet. Ama toplumsal düzenin devamlılığı ve toplumsal barışın sağlanması açısından, kişi özgürlüklerinin korunması açısından da ihtiyacımız evet, olan yani. Bir kuruluş. Duruşmalara giriyorum. Akşamlar işte bazen arkadaşlarla toplanıp fasıl yapıyoruz. Oo, güzel. Bu nerede oluyor bu fasıl? İzmir'de benim çok sevdiğim hemşerilerim, akrabalarım var. Onlar da Haşim abiyle Mahmut abi kuyumcular ama böyle müziği çok seviyorlar. Biri klarnet çalıyor, biri uç çalıyor. Ekibi topluyoruz. Çok güzel ortamlarımız oluyor. Onu bir şekilde günümüzü daha güzel geçirmek adına yapıyoruz. Onun dışında da klasik rutin bir hayatımız var. Çok güzel. Benim yorumlarım da geliyor, beğenilerim de geliyor. Efendim mesajlarımız da geliyor. Ya telefon, ama telefon bağlayamıyorum Hüseyin ya. Telefon bir nedenden dolayı bağlayamıyorum. Çünkü telefon bağlantısı canlı yayın yapamıyorum. Açıkçası korkuyorum çünkü... rahatsız ediyorlar bazı arkadaşlar sağ olsunlar. Onun için Ebru'cum İmam Hüseyin Işık buradan sana özel olarak yolluyorum bu isteğin için. Seni çok seviyorum. Zaten yakında da beraber olacağız inşallah. Bu arada bu mesaj da geldiği için okudum. Ebru Güler kızıma da çok seviyorum. Seni de çok seviyorum Ebru. Hakikaten sen de çok güzel, çok tatlı bir kızımsın. Efendime söyleyeyim. Benim kızlarım çok. Bak şimdi ben size bir şey anlatayım. Bana Allah kız çocuğu vermedi. Ama ben kız çocuğunu çok severim. Dünyada en çok sevdiğim. Şimdi yeğenim var benim. İki tane büyük yeğenim var. Ama bu küçük daha bebiş. Bunun ismi de bebiş zaten. Bebiş koymuşum. Bebişim kız kardeşimin kızı. Ben birkaç kere aldım onu yanıma. Buraya. Efendim şimdi okulu var gelemiyor ama ağlıyor. Dayısı merdivenleri çıkarken yoruluyormuş. Onun için ağlıyor. Annesine şikayet etmiş. Demiş ki dayıcığım merdivenleri çıkıyor. Gideyim çantasını taşıyayım. Ay kurban olsun ona dayısı. Allah öyle bir Allah biliyor tamam. İçimdeki sevgiyi. Kimse bilemez. Kız kardeşime selam yolluyorum. Onu öpüyorum. Yanı sıra ablamı ellerinden öpüyorum. Ve bizim de benim de 4 erkeğiz biz. Bir kız kardeşim var. Öyle mi? Ne mutlu ama size. Ama diyorum yani keşke öyle 4-5 tane kız kardeşim daha olsa size. Diyorum. Evet. O kadar evet. Şeyleri sağlam oluyor ki Allah kimsenin evet. Yani kız çocuğunun başka bir havası var. Tabii tabii. Allah bir kız verseydi bana başkaydı da vermedi. Nasip, o sizden abi Rabbim bilir onu nasip, da. Nasip. Evet. Ablamın ellerinden öpüyorum Fatma Tunç'un. Halam Seher Ulusoy'un ellerinden öpüyorum. Hepsine şifa diliyorum Allah'tan. Cenab-ı Rabbim bu arada da herkesin duasını kabul etsin diyorum. Rabbim ne olur. Çocuklar ya herkese söylüyorum. Bol bol dua edin ya. Bol bol dua edin. Bakın bu konuda çok hadis var. Bol bol dua edin. Yani her fırsatta Allah'ınızdan isteyin. Elbet verecek sana. Yani vermeyecek olduğu hiçbir şey yok. Verecek mutlaka Rabbim kurban oldum Allah'ım. Ondan dilemesini bilin. İstemenizini bilin. Mesela diyor geçiyorlar. Diyorlar ki reklama girmeden önce namazdan dinlerler. Namaz yani kılmak lazım. Özellikle genç yaşta kılınan namazın sevabı çok daha büyük. Tabii. Evet. Efendim bir şey verir misin? Sevgili partnerim. Partnerim benim. Sevgili kardeşim hakikaten öyle. Bir reklam verebilir misin lütfen?
Sevgili dinleyiciler, reklamlar. Sana isyan ediyorum. Ben eskiden dağların kralıydım, ben eskiden aşkların adamıydım, ben eskiden yürekten yaralıydım, ben eskiden sevdaya sevdalıydım. Ben eskiden dağların kralıydım, ben eskiden aşkların adamıydım, ben eskiden yürekten yaralıydım, ben eskiden sevdaya yalnızlıkmış kaderim, sensizlikmiş ecelim, kalbim sevginle dolu, bırakmadın seveyim ve sana isyan ediyorum. Eskiden dağların kralıydım, ben eskiden
eskiden. Sevdaya sevdalıydım. Sözümüzü bana ait bir eser bu. Ama çok güzel. Böyle hazır gaza gelmişken bir de şey okuyalım. Sevgili ustacım, efendim, evimin mutfağında gibi rahat. Biz canlı okumak aslında şeydir sanatçı için ama ben rahatım. Devam! Bodrumlular bu yıl erken eker ekini, feleğe kurban mı gitsin Bodrum hakimi? Feleğe kurban mı gittin Bodrum hakimi? Hakim hanımın memleketi Kütahya tavşan. Hakim hanım sen eyledin bizleri perişan. Hakim hanım sen eyledin bizleri perişan. Bir de Ege'yi yad ettik. Evet, o da güzel, Bodrum'a da gitti. Bu arada ben de gördüğünüz gibi içine krepimi döktüm. İçini sıvı katı yağla beraber, yani tereyağında şöyle birazcık yağladım, biliyorsunuz benim sistemi bu. Şimdi her tarafı tavamın oldu. Şu ucunda birazcık boşluk kaldı. Bismillah diyorum, ona da azıcık bir şey damlattım. Evet, şimdi krepim oldu. Ne yapıyorum? Onu koyuyorum ateşte. Yavaş ateşte önlü arkalı pişireceğim. Sevgili müdürüm dün İlker Bey diyor ki ben atarım havada çeviririm. Ben yeminliyim, atlıyorum. Düşürmüşüm, yemin çekmişim. Düşürdüm. Hem de program, canlı programda böyle pop diye düşürdüm. Şeyi de yapıyorlar, çiğ köfteyi atıyorlar tavaya, evet. Yapıştırmış. Bu çok güzel olur ama bu krep hafif de şekerli bu şimdi. İçinde ne var? Süt var, yumurta var, un var. Onu güzelce ne karıştırdım, çırptım, krepimi yaptım. Beslenim olduğu için muhteşem bir lezzet. Şimdi yalnız burada iki tane şık var. Şimdi ben bunu, bunda yok ama ben Hindistan cevizi de koyacağım. Onunla da birazcık beslenimin dışında, yani dürümümün dışında yapacağım biraz. Birkaç tane öyle lokum gibi yapacağım. Harika olacak. Neyim var? Fındığım var, fıstığım var. Şimdi onları da karıştır. Ya samimi söylüyorum, muhteşem bir lezzet. Aynı güme gibi olur. Güme şeylerin biliyorsun, Anadolu bölgesinin gümesi vardır. Özellikle Bayburt'tadır şimdi ipler. Şimdi evet. Hafif hafif şeyimi pişiriyorum, krepimi Anadolu'nun alacağım. Anadolu'nun her yeri bir cevher, evet, bir hazine. Evet. Mesela kiraz yaprağı sarması vardır. Evet. Dünya mutfağında, bir Japonya'da, bir de bizim Malatya'da yapılır. Kiraz yaprağından sarma yapılıyor. Evet, doğru. Şey de çok yaygın. Mesela şu inciri yapıyoruz ama dünyada incir ve fındık sadece bizim memleketimizde yetişiyor. Çok şanslıyız. Yani çok olarak bizde var tabii ki ama evet, Akdeniz mutfağında, Akdeniz'de yer yer var incir. Yani Karadeniz bölgesine hakim ama Akdeniz'de de çok var. Tabii. Ama fındık da dünyada ikinci olarak bizde, birinci İspanya. Yani çoğunluğu Türkiye. Türkiye kendi yüz ölçümüne göre en çok üreten. Çünkü Karadeniz bölgesinde küçücük bir havzada yetiştiriyoruz. Ama onlar çoğu yerde yaptığı halde. Ama bizde nerede var? Adapazarı'nda da var bir miktar. Şimdi atlıyorum. Sevgili müdürüme istinaden birazcık daha kızdıracağım. Ama söylüyorum. Onu inşallah bir gün şeye çekeceğiz, kameraya çekeceğiz sevgili müdürüme. O atar. Ben yeminliyim. Fısfısa yapmışım bunun şeyini. Ama gelecek inşallah fısfıstaya. Fısfıs bir işin oluyor, bilmem ne oluyor. Açıyorum telefon, işi var. Döverim seni. Efendime söyleyeyim, ona da verdik. Çok güzel söylüyorsun. Teşekkür ederim. Sevgili canlı canlı okuyacağım. Ben sana bir şey söyleyeyim. O pozitif elektriğiniz, sağ enerjiniz. Ol. Eğer imkanım olsaydı hukuk okurdum. Yani ciddi söylüyorum. Ben çünkü hukuku çok severim. Çok eğer güzelim. İmkanım olsaydı yani hukuk okurdum. Şimdi ben tavamla çevirdim. Krepimin bir yüzünü birazcık daha az pişirdi. Bismillah diyorum, onu da açıyorum. Benim ellerim yanar ama her zaman yağın içine bile sokarım onu, diyorum size işte. Yani bakarsın ki yağın içine elimi sokmuşum. Daldırıyorum yani ama şeyi yok. Yani elim yanıyor ama çabucak iyileşiyor. Evet, çocukların hepsine teşekkür ediyorum. Yeni oğlum geldi, ona da teşekkür ediyorum. El Muhammed.
Ona teşekkür ediyorum. Benim şakacar oğlum çok güzel. Aynı zamanda Mardinli. Selçuk oğluma teşekkür ediyorum. Diyor ki usta bizi bugün çağırma. Ben de yok. Ben de söylüyorum şimdi. Bak gel diyorum gelemiyorlar. Ayağı eli kolu bağlı orada gelemiyor. Halbuki buraya geleceksin. Selçuk gelebilecek mi? Ya sana dedim yaparım diye. El Muhammed gel gör tavanını krepini. Şimdi onu da çektik. Güzel içini bu krepin içini güzel dolduracağız. Doldurduktan sonra dürüm yapacağız yani bildiğin dürüm yapacağız yani. Onu şunun üstüne yapabiliriz. Güzelce ne bir dürüm yapacağız. Dürümü yaptıktan sonra güzel içini dolduracağız, saracağız, öyle koyacağız. İki tane yapacağım, fazla yok. Ben bir şey merak ediyorum. Mesela evet. Biz şarkı söylerken duygulu olduğumuz anda daha farklı bir platformda okuyoruz. Aşçının psikolojik durumunun yemeğe etkisi var mı? Tabii ki var yani. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben üzüntülü olduğum zaman deşarj olmak için yemek yaparım. Bazen evde bakarsın ki kaptırmışım kendimi. 3 çeşit, 4 çeşit ağzımda fındık yiyordum düştü yere. 3 çeşit, 4 çeşit yemek yaparım. 5 çeşit yemek yaparım. Oğlum gelince der bana ki babacığım bugün kafam bozuk galiba. Çünkü fazla yapıyorum. Yani bu sosyal yaşam. Deşarj oluyorum. Yani psikolojiniz tabii. Yaşam tarzı haline geliyor. Tabii zaten benim hobim yemek yapmak. Ben yani de zaten benim asıl siz demin dediniz ya hukuk okuyorum. Evet. Ben de sizi ve Vedat Milor'u kıskanıyorum. Evet. Güzel işiniz var. Çok seviyorum evet, bu işi. Sağ ol. Bir evet, de tabii konuya vakıf olmanız da ayrı bir güzellik. Tabii, evet. O ayrı yani bir işin mutfağından geliyoruz. Her yerine doğru geçiyoruz. Görüyor musun krepimi? Bir daha çeviriyorum. Bunu senin hatırın için çeviriyorum. Blablabla ölümüyorum. Çeviriyorum. Bismillah. Eldiven takayım. Böyle hafif yufka. Şimdi diyecekler ki bana eldiven takma. Yufka görüntüsü oldu. Tabii ki o müthiş. Değil mi? Şimdi zaten onu saracağız. Saracakken de mecburen şey kullanacağız. Eldiven. Ben onu alayım çekeyim oraya. Bismillah diyeceğim. Buradan alacağım oraya. Böyle şey yok. Birazcık da bu yüzünü alacağım. Efendim ağaçın eli yanmaz. Ağaçın her yeri yanmaz. Ağaçın şurada var, şurada bile var. Her yeri yanar. Ağaçın elinin yanmadığı yer var mı? Her yeri yanar. Evet, şimdi biz söyledik. Ben krepimi bir tane daha krep yapacağım. Sen bu arada ben senin içerisin çok güzel. Seni kaybetmeyelim. Bir tane daha ver bize. Tamam okuyayım. Yolla! Thank you.
fistanı pembe. Soyunda gel yanıma, ak eller bende. Soyunda gel yanıma, ak eller bende. Ya hocam çok şöyle güzel. Biraz hareketlendik ha. Evet maşallah var çok güzel. Bu arada ben de krepimi yaptım. İçine gördüğünüz gibi inciri sürüyorum yaptığım. İçinde ne var? Süt var. Azıcık süt koymuştum. Süt var, incir var, bisküvi var, petibörün parçaları var. Ve yanı sıra da elma var. Elmayı rendeledim. Üçü de tatlı malzemesi zaten. Şimdi bunu birazcık üzerine elim temiz ama bismillah diyorum. Birazcık fındık atıyorum içine. Evet. Şimdi birazcık da kırık ceviz atıyorum. Evet, dürümcülerde nasıl yapıyorsun? Aynısını yapıyorum. Değişen bir şey yok. Efendime söyleyeyim. Şimdi bismillah diyorum. Onu sarıyorum. Dürüm sarar gibi bak. Evet. Şimdi yalnız şuraya birazcık bal döküyorum ki yapışsın. Bismillah diyorum. Bu balımı buraya koyuyorum. Birazcık sızacak bunu çünkü. Koydum. Bismillah dedim. Bunu da aldım. Tabağıma koydum. Evet. Yani hastalık koydum girer mi buraya, bunun girdiği yere? Evet. Şimdi bu tabii ki daha bunu yapacağız yalnız. Şimdi kapattım. Şimdi geliyorum öbür krepimi yapmaya. Öbür krepimi de yapacağım. O krepim azalmıştı biraz. Onun için şey kalmadı ama hiç fark eden bir şey yok. Yani krepim. Çünkü neticede onu dürüm yapacağım. Onu da şimdi şurası birazcık var. Açayım. Azdı. Birazcık su ilave ettim. Karıştırdım. Senin de evinde yapabilecek olduğun bir şey yani. Sen onun dışında bir şey yapabileceğin yok. Aynısını yapacaksın yaparsan. Evet. Bismillah diyorum. Bunu da tutup çeviriyorum. Koyuyorum. Evet. Demiştim atıp elimden. Benim elim yanmaz. Onun için alıyorum. Evet. Onun tebis tarafı bu taraf. Bu tarafı iç yaparız. Efendime söyleyeyim. Şimdi bunu ben keseyim isterseniz. Kestim mi çok daha farklı olacak. İçi gözükecek. Şimdi ben onu keseyim. Şuradan bir tane ona göre. Onu her bıçak kesmez tabii. Ne kesecek? Onu en güzel kesecek olan tırtılı bir bıçak. Yine şu elime bir eldiven takayım. Bismillah diyoruz. Eldivenimizi alıyoruz. Eldivenimizi takıyoruz. Bismillah dedik. Onu tam ortada. Sevgili üstadım. Görüyoruz değil mi? Bismillah dedim. Şurada görüyor musunuz çocuklar? Aynı. Ne oldu sana? Aynı şey. Söyle. Güme. Güme gibi oldu iç. Görüyor musun? Şurayı alıyorum. Evet, güme gibi oldu aynı. Şimdi bunu da alıyorum. Buraya açıyorum. Bismillah diyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Şimdi ne dedim size? Bunu burada bitirmiyorum. Şimdi tabii ki tabağıma koyacaklarım var. Bunu da bir çıkartayım. Şimdi ben onun yanına, onun yanı sıra üstüne Hindistan cevizi açacağım. Al. Getiriyorum Hindistan cevizimi. Şimdi bunu nasıl yapacağım ama? Şimdi bunun neydi usulü? Birazcık üstüne balla pekmez dökeceğiz. Bismillah diyorum yine. Balımdan döküyorum. Al. Çocuklar, kızlarıma söylüyorum. Parası bunun 10 lirayı bulmaz bile. Şimdi bana kızmayın. Ben usta çok diyor. Evladım, evinde yap. Gelen bir misafirine bunu yaptığın zaman ne diyecek sana? Beni izleyenlere söylüyorum, izlemeyenlere. Ah, aynı şekilde de süsle. Ne zararı var sana? Bir zararı var mı sana bunu süslemenin? Eline çok mu gidiyor? Daha da süsleyeceğim ben yani. Orada bırakmayacağım. Bak şimdi. Üstüne birazcık daha bismillah dedim. Fındık atıyorum tabağıma. Görüyor musun? Bak şimdi burada kalmıyor ama. Fındık atıyorum. Fıstık atıyorum. Bak orada kalmıyor. Şimdi ben ne dedim sana? Bu yok. Onu yapmıyorlar aslında. Ama ben ustayım. Götürüyorum. Hindistan cevizi koyuyorum.
Senin o yediğin güme var ya, para veriyorsun dünyanın parasını. Al kızım yap. Ne farkı var? Hayır, ne farkı var? Ya gümeden bir farkı var mı? Asla bir farkı yok. Daha çok içinde malzeme var. Efendim gümeciler alınmasın. Doğruyu söylüyor. Efendim bu arada da Pepe Çuray için siyah üzümü hazırladım. Onu da söylüyorum. Bismillah. Onu da hazırladım inşallah. Onu da size en yakın zamanda yapacağım. Perşembe günü Allah şey Cuma günü Allah nasip ederse benim kardeşim gibi sevdiğim abim olan Sürmene Belediye Başkanı Fikri Usta'yı davet etmiştim. O geliyor Allah nasip ederse. Şimdi alıyorum incirimi. Bismillah diyorum. İçine koyuyorum yine. Aynı bir dürüm daha yapacağız. Ah. Şimdi öbür kalanı da yapacağım. Yani onu da boşa çıkartmayacağız biliyorsun. Kurtuluş Usta'da boş yok. Al. Evet. Güzelce yaydım. Şimdi. Evet. Beğeniyor musun üstadım? Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Demin fast food'u eleştirirken siz buna yaklaşık bir saattir emek veriyorsunuz. Evet. Ve bambaşka lezzetler bir araya geliyor. Yani ben hep söylüyorum, el dokuması hereke halıyla fabrika halısının aynı şeyi olmaz. Evet. Olmaz. Bu, onu da bitirdim. Şimdi bismillah diyorum. Bunu da sarıyorum sevgili üstadım. Of. Allah'ım anlatamam. Yani ben lezzeti hissediyorum şimdi. Birazcık da ellerim yanıyor. Bunu da ekledim. Ben bunu gördükten sonra programın adı niye Şifa Okulu anladım. Evet. Evet. Biz şifa da veriyoruz. Allah'a anladım. Çok şükür. Şimdi bunu ters çeviriyorum. Orası kalsın. Bunu da böyle koydum. Al. Sana iki tane güzel dürüm. Şimdi imdi. Lakin burada bir şey daha var yapacak oldum da hele dur. Bak. Balımı döktüm. Niye döküyorum balımı? Hem tatlansın hem de üstüne yapışsın diye. Bak. Balımı döküyorum. Bismillah diye. Buna çok canı döktüm. Balımı. Şuna sıyırıyorum. Bismillah dedim. Döktüm. Şimdi pekmezimi döküyorum. Bak, 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 bak. Buna can dayanır mı? Can. Allah Allah. Vallahi can dayanmaz. Harbi söylüyorum, can dayanmaz. Evet, pekmezimi de geldim. Şimdi ne kaldı? Bismillah. Bunları bitir bundan işim. Evet, şimdi kaldı yine fındık. Evet. Efendim ben uğraşamam. Ben iki tane krep yapamam. İşte kız beş tane krep yap. Aynı paraya yapıyorsun. İçine birazcık sütünü çok koy. Ya suyunu azıcık çok koy. Beş tane krep çık. Bu malzeme on tane krepe yeter. Yani adam başı iki tane bunlar yiyemez zaten. Beş kişi rahat rahat doyar evladım. Kurban olsun dedesi. Şimdi ben de Hindistan cevizi koydum. Bak. Şimdi burada bir şey daha var. Eğer biliyorsun Kurtuluş Usta bazen tarçın atıyor. Bazen de toz karanfil atıyor. O toz değil. Efendime söyleyeyim. Tarçından alayım. Bak. Tarçınım var. Şimdi ben istemiyorum. Ya isteyene söylüyorum ben. Eğer isteyen olursa ben yanına koyuyorum tarçınımı. Bak. Tarçınımı koydum. Eğer isteyen olursa tarçınımdan yesin. Şunu da çıkartayım. Tarçınımdan alsın yesin. He? Ne? Tamam. Evet. Geliyoruz. Reklamlar. Efendim hoş geldiniz. Gel. Gel sevgili başkanım. Şimdi bu değil mi? İsmail Akyasan her ikinize de selam diyor. Selam olsun sana da. Pınar Necere kızım seni de seviyoruz. O da Pınar başında ekran başındayım izliyorum diyor. Ebru Güler Allah'ın bütün dualarını kabul etsin. Günaydın izliyorum. Sevgiler hocam demiş. Ona da öyle. Gülsel Yardımcı selamlar Kurtuluş Usta. Günaydın, günaydın kızım. Rabia Nur hayırlı yayınlar ustam. Hayırlı yayınlar kızım. Yusuf Atar bizi yine izliyor. O buraya giremiyor. Onun için mesajdan girdiği için söylüyorum. Yusuf'uma da selamlar. Ve burada şimdi selamlarımız var. Bunları da verelim. Efendime söyleyeyim yakaladık çubuğu. Murat Ulusoy yeğenime selam olsun. Pırar NCR selam. Ümit Tuğan, Süleyman Özoğul, Elif Can Tanem, Zeynep Ersun, Kenan Ayturay, Rabia Nur, Yalçın Ateş Dervişim, Ahmet Kurk, Ahmet Kurt, özür dilerim. Semra Sıma, Erçin, Lidya,
Çerelüs. Bu önümüzdeki hafta başlıyorum şairler. Ya özür diliyorum. Diyorum olmuyor ama. Ece Dervişoğlu'nun kızıma selamlar olsun. Celal Kodamanoğlu, Şaban Molla, Gülsen Yardımcı, Salim Sarıkoç, İmam Hüseyin Hışım, İsmail Akyasan, Mirat Çakmakçı, Arzu Bekdemiroğlu, Duyguların Adamı, Gülseren kızıma selam olsun. O da gelecek inşallah. Ali İhsan Öztürk, Türk Yazıcıoğlu. Efendim. Fethi Cansız, bizim biliyorsunuz bütün ekibime selam veriyorum. Ona yollamamıştı. Fethi Akar'a demişti. Fazlı Cansız, özür diliyorum. Fazlı Cansız. Fazlı kızma oğlum. Ne yapayım? Kaçıyor benden. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdın, şereflendirdin. Başka diyecek bir şeyim yok. Seninle beraber final yapıyoruz. Herkese selam olsun. Ya yok şeye de. Aslı Kökçe'ye de çok selam. Güzel kızımı çok seviyorum. Benim programımdan sonra dün güzel bana bir çikolata verdi. Hüseyin Bey mi orada? Oo Hüseyin Küçük. Yalaklarından öpüldünüz. Efendime söyleyeyim bir şey. Ben müdürümü çok seviyorum. Harbiden çok. Vallahi çok seviyorum. Yemin ediyorum lan. Allah Allah. Efendim herkese selam olsun. Efendim herkese selam olsun. Başkanıma da selam olsun. Ona şimdi mırdama yapacağım. Saçların ipek gibi sarı kız, gözlerin bal peteği sarı kız. Bu gönül senin için sarı kız, az mı yedi köteği sarı kız. Sarı kız, sarı kız. Yastayım gene yasta sarı kız, sarı kız, sarı kız. Yastayım gene yasta sarı kız. Açtı başıma bela sarı kız. Senin için yalvardım sarı kız. İnan yüce Mevla'ya sarı kız. Sarı kız, sarı kız. Yastayım gene yasta sarı kız, sarı kız, sarı kız. Yastayım gene yasta sarı kız.